Merhaba değerli izleyenler. Bugün size yine yeni bir ürünle karşınızdayız. Bunu önce Kawashima'nın Acuité serisini tanıtmıştık. Bu ürünün yenilenmiş halini size göstermiştik. Aynı ürünün bir üst modelini, bir büyük modelini şimdi size tanıtım. Sizin için inceleyip size de anlatmaya çalışacağız. Hatta şu an üst tarafta bildirim kısmında geçiyor olacak. Ona tıkladığınızda da bunun önceki Kawashima'nın videosunu izleyebilirsiniz. Hemen sizi çok bekletmeden kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyerek başlıyorum. Açıyorum. Diğer Kawashima'ya göre biraz daha küçük bir kutuya sahip. Çünkü o bütündü. Videoyu izleyenler bilir. Modelini söylemiyorum artık. Her videoda artık bunu söylemekten sıkıldım. Şurada görüyorsunuz, Erdoğan size yaklaştıracak. Yani böyle bir model yapmanın ne anlamı var? Bu büyük firmalarda bunu yapıyor. Ben bunu çok anlamış değilim. Hemen kılavuzu açtık. Kapağı, kutuyu açtığınızda içine bir tane kullanma kılavuzu, 23 diş kılavuz, 1-4 23 diş zincir, koruma, pala kapağı, ürünün kendisi. Hop, aman. 2 adet akü, 20 volt, 2 amper. Şöyle 2 adet akü, yağlama bidonu, ki buna gerek kalmadığını biraz sonra yine göreceksiniz. Diğer videoyu izleyenler de bilecektir. Şöyle şarj aleti çıkıyor. Bir de görmüş olduğunuz ürünler çıkıyor. Hemen ben ürünü kuracağım. İşimize yaranları alalım. İşimizi görmeyenleri şöyle kapatalım diyelim. Ya bunun önceki videolarda söylediğim gibi, yani Kawashima ürünü tanıtırken bu firmanın sürekli kendini geliştirdiğini ve sürekli yeniliklerle karşımıza çıktığını sürekli söylüyor. Ki bu konuda başarılı, malzeme kalitesi olarak da üst seviyede, onu söyleyeyim. Hemen elinize böyle bir ürün geliyor. Bunu yaylı kısmını, şurada yuvası var. Yaklaşabiliyor musun Erdoğan? Şöyle gösterelim istersen. Şuradaki tırnağı şuradaki yere denk getirip şöyle çeviriyorsunuz. Hemen vidasıyla beraber yıldız tornavida zaten içinde çıkıyor. Hemen sıkıyorsunuz. Ne kadar sıkarsanız sıkın. Bunun hareket edip etmediğini kontrol etmelisiniz. Çünkü sıkışmaması lazım. Bence bunun önceki makineye nazaran tek eksiği kendi üzerinde zincir gerdirmesi olsaymış bu ürünün her şeyi tam olacakmış bence. Yandan vidalı olması, yani zincir ayar vidası olması tek eksiği diyebilirim. Ama malzeme, tabii malzeme kalitesi olarak, ürün kalitesi olarak alabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Ve arkasında gerçekten dediğim gibi kendini sürekli geliştiren kaliteli bir firma var. Herhangi bir eksikte, herhangi bir aksaklıkta ürünün arkasında duran bir firma var. Kılavuzu taktım. Gördüğünüz gibi kılavuzun boyunu şöyle gösterebilirim. Yani bayağı büyük bir kılavuza sahip. Hemen şöyle tırnağını arka tarafa takıyoruz. Mandalıyla beraber çok sıkmadan yan taraftaki zincir gerdirme vidasından zincirini gerdiriyoruz. Sonra tekrar kontrol ediyorum. Şu an gerginliği gayet iyi. Ondan sonra yan mandalı tamamıyla sıkıyorum. Bu ürünlerde, yani Kawashima'nın iki ürününde de en sevdiğim özellik ve bu işin gerçekten hani tek gördüm şu ana kadar, onu da söyleyeyim, yağ pompasının üzerinde olması. Yani diğer ürünlerde, bundan önceki videoda anlattığım gibi, pompaya basıyordunuz. Pompayla beraber yağlamasını sağlıyordunuz. Ve bunları hep söylüyordum. Hep de hani
keşke bir gün inşallah bunu kendi yağlama pompası çıkar diye söylüyordum. Yağlama pompası olduğunda bu iş tamamlanacak diye söylüyordum. Ve Kavaşıma bundan önceki üründe de bu üründe de bunu yapmış ve eksikliği gidermiş. Aküyü takıyorum. Çok kala bir takım mı var? Bu arada malzeme kalitesi olarak zaten bir şey söylemeye gerek yok. Kavaşımı alan müşterilerimiz bunu zaten biliyorlardır. Hemen şöyle kaldırayım. Bismillah diyelim. Sanki şey biraz daha ilk modeline göre biraz daha seri gibi duruyor. Yani kullanış olarak da rahat, ergonomik bir yapıya sahip. Hani diğer üründe olduğu gibi böyle çok elinizi yoracak bir durum da yok. Hemen şurada yağ koyabileceğiniz bir kapak var. Dolduruyorsunuz içini. Yağın tükenip tükenmediğinde şuradaki göstergeden görebiliyorsunuz. Onun haricinde anlatabilecek bu ürünle alakalı çok ne var onu şey göstermedim. Pardon, özür dilerim. Yağını koyup gösterelim mi? Gösterin. Diğer üründe iki tarafta mandal vardı. Bunda tek tarafta mandal var. Yani bu solak da olsa da zaten ister istemez size o şey bahsediyor. Sağa da kullansanız basarak bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Ben yağlamasını göstermek istiyorum bu ürünü. Çok koymayalım. Zaten makinenin içinde var diye söyleriz. Hadi bismillah. Oo, maşallah. Ama şöyle bunu da söyleyeyim. Kendi yağ zaten küçücük bir kapta görüyorsunuz. 30 numara yağ kullandığınızda bu kadar çok atmayacaktır. Bu da size bu kadar çok yağ sarfiyatı yapmamıza demek olacaktır. O yüzden hani bence bu ürünü aldığınızda ince yağ değil de 30 numara yağ kullandığınızda zincirler diğer kesim motorlarındaki yağ zinciri kullandığınızda zincir yağ kullandığınızda bu kadar sarfiyatı engelleyeceğinizi düşünüyorum. Hani içindeki yağ gerçekten çok akışkan. O yüzden çok atıyor. Yani bu 5 dakikada biteceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. O yüzden bence hemen şurada göstergesini nereden görebiliyor zaten. Şöyle. Yağ ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Ben videoyu sonlandırmak istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle. Bu videoyu da eğer beğendiyseniz, bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız veya faydalı gelmişse size bu video, kanalımıza abone olup bizi beğenip ve paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Bize de destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bizden esirgemeyin diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.